2009 yılında İsviçre'de bir referandum yapıldı. Yeni cami minaresi yapılmasın. Temel hak ve özgürlüktür. Bu konuların referanduma götürülmesi yanlıştır dedik. Ama Tayyip Bey de aynısını söyledi. Tayyip Bey tuttu bundan 2 hafta önce, hadi dedi delikanlıysan referanduma gidelim. O gün de söyledik. Anayasa değiştiririz ama her gün anayasayı çiğneyen biriyle değil. Kendisine yapılmış bir anayasaya bile uymayan biriyle değil. Milletin vereceği yeni görevden sonra yeni parlamentoyla yeni anayasa yapacağız. Orada her türlü özgürlük olacak. Alevilerin sorunları da olacak. Başörtüsü meselesiyle ilgili en ilerici adımlar da olacak. En özgürlükçü adımlar da olacak. Ama her gün anayasayı çiğneyen biriyle bunu yapmayız diye söyledik zaten. O zaman referandum şeyi gösteriyordu, sopası. Hadi gelin referanduma gidelim. Gidilmez. Bütün dünyada gidilmez. Bunu sen de söyledin. Şimdi dün 180 derecelik yeni bir U dönüş yaparak bunu doğru bulmadığını söylemiş. Esas mesele şu. Anayasaya bir şeyi yazmanın sizin yönettiğiniz anayasasızlaştırılmış ülkede bir kıymeti yok ki. İşte burada Parlamento Muhabirleri Derneği'nin başkanı burada oturuyor karşımızda. Böyle nal gibi yazıyor, basın hürdür, sansür edilemez. Basın hürdür, sansür edilemez. Ve anayasada o yazarken geçen hafta 29. maddeyi geçirdiler, sansür yasasını geçirdiler. Bugün basın hür ve sansür edilemiyor mu? Fahrettin Altın Makas deyince neden bütün basın mensupları birden gülümsüyor? Gazetelerin son sayfaları WhatsApp'tan gitmeden basılamayan bir ülkede basın hürdür, sansür edilemez yazıyor. İş oraya ne yazdığınız değil. O anayasayı nasıl, ne kadar benimsediğiniz, ne kadar demokrat olduğunuz, ne kadar kendinizi kanunla bağlı saydığınızdan başka bir şey değildir. Tabii bu sürece yönelik Cumhuriyet Halk Partisi'ne dünya kadar laf, eleştiri, söz. Özellikle de geçmişten bazı 10 sene, 15 sene, 20 sene önceden, yok efendim Anayasa Mahkemesi'ne gitmiştiniz, yok şöyle tutum almıştınız, şu sözü söyleyeniniz vardı. Partinin geldiği nokta ortada, genel başkanımızın samimiyeti ortada, üniversitelerde türban sorunu genel başkanımızın nasıl çözdüğünü halen yaşayan YÖK Başkanı'na niye sormaz biriniz? Çocuklar üniversiteye niye başörtüsüyle giremiyorlar Sayın YÖK Başkanı? Ana muhalefet lideri soruyor. Siz karşısınız, biz karşı marşı değiliz. Karışmayın çocuklara. O günden beri giriyorlar. O tarihlerde Özgür Özel, kendi üniversitede okuduğu tarihlerde Özgür Özel, başörtülü arkadaşları alınmıyor diye laboratuvarı boşaltıyordu. Şimdi gitmişler, geçmişten sizdeki bir milletvekili şunu demişti, şunu yapmıştınız. Gelin, şimdi hakikaten utanç duyulacak bir soru önergesine verilen bir cevap var hakikaten. Bununla da helalleşmek lazım. Soruyor milletvekili, diyor ki, Devlet Planlama Teşkilatı'nın diyor, genelgesiyle diyor, yurt içi eğitim ve seminerler sitesine girecek kişilere çarşaf, türban, tesettür, kıyafetler yasaktır diye genelge çıkmış diye soruyor. Bunu niye yapıyorsunuz diye soruyor. Önerge şöyle cevap vermişler. Çağdaş olmayan kıyafetlerin kabulünün uygun olmadığının düşünüldüğü, hiçbir akımın temsiline ya da simgelerin sergilenmesine izin verilmemesine dikkat edildiği, gördükleri lüzum üzerine ilk defa 2000 yılında kılık kıyafet konusunda duyuru yapıldığı bildirilmiştir diyor. Ve başörtüsünü çağdaş olmayan kıyafet olarak niteleyip ayrıca da şunu söylüyor. Bu çerçevede olmak üzere başörtüsünün sitelere kabul edilmediği, Anadolu usulü geleneksel bir bağlayış başörtüsüne ise izin verildiği. Hani vardı ya 28 Şubat'ın annem gibi bağlarsan olur da simge şeklinde bağlarsan olmaz falan lafları. Aynen bunu söylüyor. Diyor ki geleneksel bağlasınlar, türban siyasi simgedir, içeri sokmayız. Helalleşelim değil mi Devlet Bey? Soru önergesini Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli yanıtlıyor. Buyurun arkadaşlar, A Haber son dakika girebilir mesela. Niye girmesin? Devlet Bey'in imzasıyla şok bir belge çıktı ortaya. 21 Haziran 2000'de cevaplamış. Doğru Yol Partili bir milletvekilinin sorusu üzerine Milliyetçi Hareket Partisi'nin bugünkü genel başkanı, o günkü başbakan yardımcısı. Sorun arkadaşlar, sorun. Sorun. Dün İsveç Başbakanı'yla Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı basın toplantısını dikkatle izledik. Birincisi şu, her zaman söyledik, söylüyoruz. Türkiye'de terör örgütü olan ve bunların bünyesinde bulunan teröristlerin, bunun adı hangi terör örgütü olursa olsun, PKK'da olsa, FETÖ'de olsa, başka bir terör örgütü de, iadesinin talep edilmesi, Türkiye'nin terörle mücadelesine destek istenmesi, İsveç'ten bunun istenmesi kadar doğal bir şey yok. İlk baştan beri söyledik. Burada samimiyet lazım. Peki şu cümle nedir ya? Bu konuda değerli dostum Kristerson'un beni anlayacağına inanıyorum. Önümüzde tabii Temmuz ayına kadar bir süre var. Ve özellikle Haziran ayında Türkiye'de bir seçim söz konusu. Gerek Cumhurbaşkanlığı seçimi, gerek parlamento seçimi. Bu seçimlere tabii hazırlanırken halkımızın karşısına rahat çıkabilmemiz lazım. Bunları da değerli dostumla paylaştık, görüştük, konuştuk. Ona göre de adımlarımızı atmamız lazım. Bu ne demek arkadaşlar? Bir, Devlet Bey sorsa ya, dün sorup duruyordu. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nın, İsveç Başbakanı'nın karşısında Haziran'da seçimler var. Milletimin karşısına rahat çıkmam lazım lafı nedir? Bu yalvaran yakaran tutumla sen Temmuz'a kadar süremiz var, Haziran'da da seçim var, beni seçimde rahatlat demek nedir? Halkımın karşısına rahat çıkayım demek nedir? Dış güçler al sana dış güçler. Meselenin kendisi seçim odaklı. Seçim olmasa diyor, benim diyor ne FETÖ'sü ne PKK'sı ne o tutumla bilmem ne, ama seçime kadar beni rahatlat demek nedir arkadaşlar? Daha ne söyleyelim? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin herhangi bir cumhurbaşkanı bu hale düşmüş müdür? Rahmetli Ecevit'in ki Kıbrıs çıkarmasını 7 düvele karşı tak diye yapmış Ecevit'in. Abdestinden şüphesi yok, namazından olsun milletin. Deklanşöre basmışlar 3 santim önde diye, koyup onu işte dik duruş, işte Clinton karşısında eğrilmiş başbakan diye rahmetlinin kemiklerini sızlatıyorsunuz. O bütün adalara Yunan bayrağı çekildi, 20 yıllık iktidarınızda silahlandırıldı, kıkınız çıkmadı. O koskoca Kıbrıs'a gitti, bizimkiler diye paraşüt tugayını indirdi be kardeşim. Şimdi sen İsveç Başbakanı'nın karşısında seçimim var benim, beni o güne kadar rahatlat. Bu laf nasıl ediliyor arkadaşlar? Şöyle ediliyor. İsveçli gazetecinin sorusuna cevaben. Prompter yok ya. Prompter olmayınca ne milli, ne yerli, ne dik duruş. MHP'nin ve AK Parti'nin dik duruşları dünkü tutumlarıyla netleşti. Belli oldu ki Peskovit'in dik duruşu çaya girene kadarmış. Tayyip Erdoğan'ınki de ondan farklı değil. Amasra Maden Faciası'na ilişkin emniyet fezlekesi ortaya çıktı arkadaşlar, bildiğiniz üzere. Tam olarak yönetim zafiyetinin altını çiziyor. Fosforlu kalemle de diyor ki, Özgür Özel ilk gün mecliste konuşurken dedi ki havalandırmada sorun var. Biz bu işi biliyorsak havalandırmada sorun var. Havalandırmada sorunun adını koyuyor. Metan patlamasının da yetersiz havalandırmadan kaynaklandığını söylüyor. Ve halen daha bu sorunun baş müsebbibi Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun genel müdürü orada oturuyor. Öyle oturuyor beyefendi. Ona ilişen yok. Soruşturan, sorgulayan, görevden uzaklaştıran, el çektiren yok. Niye? Türkiye'de kimin ne suç işlediğinin önemi yok ki. Onu oraya kimin oturttuğunun önemi var. Kim oturtmuş? O zaman üçlü kararnameyle. Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım, Damat Albayrak. Kolay mı sen reisin oturttuğu bir suçluyu reis olmaksızın oradan kaldırabilmek? Birbirlerine suçları üzerinden bağlı olanlar, birbirlerine yasları, acıları, kayıpları üzerinden bağlı olanların gözlerinin yaşına bakmamaya devam ediyor arkadaşlar. Onu oradan kaldırmak yürek ister Recep Tayyip Erdoğan. Galiba konuşur diye korkuyorsun. Onu oradan kaldırırsa bir zaman kaldırmaya kalktığınız bakanları hani tutup da Yüce Divan'a yollayamadınız. Çünkü o sırada resti çekti. Ne yaptımsa yukarıdan gelen talimatlarla yaptım demişti. Ben buraları kimlere vereyim diye talimatı kimden aldığımı biliyorum demişti. Ben Tayyip Erdoğan'dan habersiz bir iş yapmadım ki demişti. Acaba TTK Genel Müdürü, hani yanında Hattat'ın işleri, TTK'nın bütün işleri, oralarda ne yaptıysa oraya oturtanların bilgisi dahilinde yaptı da Damat Albayrak'ın ve sizin bildiğiniz bazı şeyleri söyler diye mi alamıyorsunuz? Tam da ondan alamıyorsunuz.